Bir şey mi istedin baba? İlacımı alacaktım. Tamam, otursa. Demet kızım, karışmak istemiyorum ama bir şey mi yaptı Zeynep? Hayır baba, bir şey yapmadı. Peki demin niye öyle sert çıkıştın? Çünkü ben sadece çocuğumu korumak istiyorum. O çocuktan mı? İstersen ben gidip konuşayım. Hayır hayır, sen karışma, ben hallederim. Hayır, yemeğe gelmedi. Odasından da çıkmadı hiç. Bir bak istersen. Tamam baba, bakarım şimdi. Zeynep, hadi kızım yemek. Ah Zeynep ya, ah Zeynep ya. Ne oldu kızım? Yok bir şey baba, yok. Cihan, konuşmamız lazım. Seni de sıkıntıya soktum, özür dilerim. Yani zaten bir ton derdim var. Hayır, sen niye izin vermedin ki Kerem'le Zeynep'in buluşmasına? Baban mı sorun çıkardı? Hayır. Ya ben öyle istedim. Ha, bir sebebi yok yani. Ya şu an benim tek istediğim şey gidip Zeynep'i oradan almak. O kadar. İyi peki. Sen nasıl istersen. Niye buradan saptın şimdi? Çünkü seni eve götürüyorum. Ama ben eve gitmek istemiyorum. Ay Zeynep, biliyorum. Ama eve gitmen lazım. Yani sonuçta yani biliyorsun annenin durumun pek iyi değil. Yani bu aralar bayağı üstüne geliyor. Yani hele şu an evde olmadığını anlarsa... yani biliyorsun ne olacağını. Yani o yüzden boşu boşuna olay çıkarmayalım şimdi. İyi, tamam, peki. Güzel. Ama önce biraz sana uğrasak. Hani belki bir şeyler içeriz, çay içeriz mesela. Çay. Yani bu saatte bana gideceğiz, çay içeceğiz. Bu mu? Ha. Yani sırf zaman kazanmak için çay içelim diyorsun. Peki. Evet. Tamam. Peki tamam. O zaman bir çay. Bu tamam. Kadar. Tamam. Okay. Teşekkür ederim. Ha. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk. İyi geceler Ahmet Bey. İyi geceler. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettik gecenin bu vakti ama. Rica ederim, ne demek? Biz Zeynep'i arıyoruz. Nerede olduğuna dair bir fikriniz var mı? Yok, bugün görmedim. Gelmediler. Kerem de evde yok zaten. Kerem de yok. Peki nerede olduklarını biliyor musunuz? Hayır. Sanıyorum kızınız için endişelendiniz. Anlıyorum. Ama merak edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Büyük ihtimalle Kerem'le birliktedirler. Zaten burada olsaydılar mutlaka haber verirdim size. Emin misiniz? Tabii ki. Neden emin olmayayım? Bilmem. Anne. Merhaba. Zeynep, neredesin? Çok merak ettim seni. Buradayım işte. Kusura bakmayın, rahatsız etti bu saatte. Rica ederim. Yürü. İyi akşamlar. Yürü. İyi akşamlar. Demet. Sonradan pişman olacağım, bir şey yapma, bırak. Çok üzülürsün sonra gerçekten. Benim Melis'te durumumu biliyorsun. Benimle aynı duruma gelme. Bırak kendi haline.
Sağ ol bizi bıraktığın için. Zeynep. Bak sakın bir daha bana haber vermeden bir yere gitme, tamam mı? Çok merak ettim seni. Merak edecek bir şey yok, tamam mı? Nasıl yok? Ya işte tek parçayım, başıma bir şey de gelmedi. Rahat ol yani. Anneciğim rahat olamam ya, olamam. Sen benim bir tanemsin, bir tanecik göz bebeğimsin. Annem ben nasıl rahat olayım? O zaman niye rezil ediyorsun beni? Niye Keremlerin evine kadar geliyorsun? Zeynep, Zeynep ben sadece seni korumaya çalışıyorum. Anne kimden korumaya çalışıyorsun beni? Kerem'den mi korumaya çalışıyorsun? Sen de Hafize teyze gibi mi yapacaksın ha? Kerem çok zengin, biz değiliz. Seni kullanıp atar mı diyeceksin şimdi de? O nereden çıktı? Öyle yapmış Hafize teyze. Öyle demiş Yağmur'a, git ayrıl candan demiş. O da gitti ayrıldı, şimdi ölüyor mutsuzluktan. Hayır, ilgisi yok yani, öyle bir şey değil. Onunla ilgisi yok, bununla ilgisi yok. Ne o zaman anne, olay ne yani? Tamam. Tamam. Al bakalım, kendin gör. Al, bak bakalım. Anla bakalım neymiş. Ne şimdi bu? Bir şey söylemeyecek misin? Hangi konuda? Bilmem. Zeynep'in annesi neden öyle çıktı? Neden sana sinirliydi? Değildi Kerem. Kadın kızını merak edip gelmiş. Benimle ne alakası var? Bilmem. Kerem. Yapma diyorum. Hiçbir şey yok. Peki. Sen öyle diyorsan... Ben bir şey yoktur. Mümkün değil. Böyle bir şey olamaz anne. Olmuş işte. Olmuş. Olmuş Zeynep. Sen nereden buldun bunu? Kim verdi sana? Sen düşürmüşsün mutfakta. Artık. Kızım sen beni aramadın mı o gün? Anne ben bir şey bıraktım, bir şey düşürdüm, evde unuttum. Bulursan lütfen okuma demedin mi bana? Kerem? Zeynep. Tamam o zaman ben bir şeyle hazırlayayım ya da Nurgül'e söylerim, o hazırlar. Tamam, nasıl istersen. Yalan. Böyle bir şey olmuş olamaz. Kerem benden böyle bir şey saklamaz. Zeynep yalan değil. Yalan değil. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü gittim sordum. Kime sordun? Beyce Hanım'a. Anne Beyce teyze konuşamıyor bile. Nasıl sordun? Zeynep bak gittim sordum. Ben cevabımı aldım. Sonra düşündüm ne yapayım diye. Karakola mı gideyim dedim. Gittin mi? Gidemedim. Çünkü Ahmet Sayar geldi engelledi beni. Adam bir anda başıma dikildi. Sen mektupta yazanları okumuşsun dedi. O mektupta yazanları okuduğun için bunun sonuçlarına da katlanacaksın eğer bunu birilerine söylersen dedi. Anne Kerem'in bundan haberi yoktur. Bence de bilmiyor zaten. Ama
Ben yan yana olmanızı istemiyorum. Yani babası sana bir şey yapabilir Zeynep. Ve gidip şimdi bu mektupta yazanları kimseye anlatamazsın. Yani hele Barış'a, hele Barış'a sakın, asla. O yüzden bu aramızda kalacak. Sadece ikimiz bileceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.